Evet, Trabzonspor'daki aslında en önemli eksiğin Onatçı olduğunu görebiliyoruz. O arada tekrardan geçmiş olsun. Daha gelemedi, uzun sürede gelemeyecek gibi gözüküyor. Ama diğer tarafta Fenerbahçe'de baktığımızda çok iyi bir stoper takviyesi yaptılar ama o stoper takviyelerinden bir türlü yararlanamayan, hatta dipsiz kuyu olarak tabir ettiğimiz bir stoper tandemi var orada. Osterwolde'nin iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ideal kadrosunun buna yakın olduğunu, %99 bu kadroya çıkabileceğini görebiliyoruz. Tabii ki önemli oyuncular var. Artık önemli oyuncuların nasıl ligin başında iyi bir performans gösterdiyse, ligin sonuna geldiğimiz bu 8-9 haftalık bir periyotta da iyi bir iş çıkarmasını bekliyorlar Fenerbahçeliler. Burada Tadiç, Şimanski de biraz performans olarak düşüklük söz konusu. Fred geldikten sonra kendini toparlayacağını düşündüm. Ama biraz yine de istenilerini çok anlamda veremiyor. Tadiç oyunun herhangi bir aşamasında bir anda denklemi bozabilecek bir özelliğe sahip. Bu açıdan iyi derinleme paslar, iyi asistler yapabiliyor. Dzeko mu, Batshuayi mi? İşte onu bir irdelemek lazım ama Dzeko ile çıkacağını düşünüyoruz. Bu açıdan Fenerbahçe'nin ideal 11'i şu an çok fazla ideal 11 demediğimiz Trabzonspor'un 11 ile beraber iyi bir karşılaşma çıkacakmış gibi gözüküyor. Tabii ki burada Mönye'nin oynaması Trabzonspor için çok büyük avantaj. Fenerbahçe için dezavantaj. Çünkü hem o kulvarı çok iyi kullanabiliyor hem de oynadığı zaman iyi işler yapabiliyor. Eğer oynarsa, çünkü son kararını vermedi diye duydum. Abdullah Avcı oyuncunun oynamak istediğini, sakatlığı atlattığını söylüyorlar. Bakalım ne olacak Trabzonspor cephesindeki merak ettiğim konulardan birisi de Mourinho'nun oynayıp oynamayacağız. Evet, Selahattin Kınalı'ya dönelim o zaman. Serhan'la katılıyorum. Ben de Mourinho kesin oynayacaksa Trabzonspor için farklı bir beklenti mümkün. Ama oynamayacaksa ya da sakat başlayacaksa, yani Avrupalı oyuncudur. Hani sakat oynamak isteyeceğini düşünmüyorum şahsen. Eğer sağlıklı bir şekilde sahada yer alırsa Mourinho, çünkü Mourinho aslında çok görünmüyor da Trabzonspor'daki bu son haftalardaki çıkışın nedeni Mourinho'nun oyun aklı. Yani Mourinho'nun oyun aklıyla Visca'nın Visca sahada tek akıllı oyuncu olma yükünü taşımaktan kurtuldu. Arkasında Mourinho ile hep yapa geldiği iyi işlerden sonuç almaya başladı Trabzonspor. Visca'nın iyi işlerinden. Visca çünkü arkasında bir aklı hissetmeye başladı. Visca'ya da buradan o sonsuz istikrarı için bir futbol sever olarak teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Ama Mourinho'nun Visca'nın aklını da oyuna, Trabzonspor'un toplam oyun kalitesine kattığını düşünüyorum ben. Yani Mourinho aslında Trabzonspor'da bir 10 numara etkisi yaptı. Sağ bekteki oyuncu 10 numara etkisi yaptı Trabzonspor'da. Bütün taşları oynatmaya başladı. Yani kendi potansiyellerine yakın ürünler sergilemeye başladı Trabzonsporlu oyuncular ve bunun nedeni Mourinho. O yüzden Mourinho'lu bir ilk 11 görürsek sahada yarın 20.30'da Trabzonspor'un şansı, mevcut şansı her neyse iki katına çıkar. 10'sa 20, 20 ise 40, 40 ise 80 olur kazanma şansı. Ama Mourinho'suz olursa ben Trabzonspor'un çok direnebileceğini düşünmüyorum şahsen. Yani inadıyla, hoca katkısıyla, tribün desteğiyle elbette kolay kolay teslim olmaz Trabzonspor. Genetik kodlarına aykırı. Ama sonuçta bu bir oyun ve karşındaki rakibinin toplam kalitesiyle senin toplam kalitenin çarpıştığı 1.90 dakika. Toplam kalite son tahlilde kazanan o olur genellikle. Elbette ki futbol zaten bu yüzden caziptir. Beklenmedik şeyler de her zaman olabilir. Ama Mourinho'suz Trabzonspor'un çok şanslı olacağını düşünmüyorum ben. Bu biraz da şeyle ilgili, biraz önce söylemeye çalıştığım şekliyle. Daha çok isteyen kimse, daha çok ihtiyacı olan kimse, o daha çok irade koyar sahaya. Diğer oyuncu ne düşünür Trabzonsporlu oyuncu? Ya şu pozisyonda topa girersem sakatlanırım, o kadar da sert girmeyeyim diyebilir. Niye bunu söylüyorum? Trabzonspor'un 11'inde Trabzonlu yok zaten. Yani yabancı oyuncu da şeyi düşünecek. Belki bir sonraki maçı düşünecek. Belki Türkiye Kupası finalini hedefliyordur. Orada oynamayı düşünecek. Çünkü hedefler farklı artık. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un hedefleri çok farklı. Evet. Oyuncular da o hedefler doğrultusunda ya motive olur ya demotive olurlar. Yani ben Trabzonsporlu oyuncuların demotive olma olasılığının doğal olarak Fenerbahçe ile oyunculara nazaran kıyasla çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Aksi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Gerçek bir Trabzonspor olsaydı sahada 8 tane 10 tane Trabzonlu.
10 tane amatör oyuncu da olsa sahada onlar hiçbir şekilde rakibe teslim olmazdı. İşte tekmeye kafa uzatırdı anlamında söylüyorum. Yabancı oyuncuların öyle bir şeyleri yok, öyle bir şey de beklenmez. Beklemek de hakkaniyeti bir beklenti olmaz zaten. Ama ez cümle şöyle bağlayayım. Münih'e eğer sahada görürse Trabzonspor taraftarı, evet biz bu maçın ortağıyız diyecektir. Peki Fenerbahçe tarafını nasıl yorumlarsın? Bir Avrupa dönüşü, hoca bazı oyuncuları da dinlendirdi. Bu maçı da düşünerek yaptığı tahmin herhalde ediliyor canım. Tabii ki. Çünkü şampiyonluk için çok önemli bir maç. Fenerbahçe şu an tam kadro çıkacak. Ben Ciko Ostervolde'yi de ideal olarak düşünüyorum stoperde. Aynı fikirdeyim. Hatta ben burada birkaç defa söyledim, yine söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Çağlar ve orta sahaya gelen çocuk Kurunic hamleleri gereksizdi. Senin elinde bir sürü oyuncu var. Hatta yani Bekao var. Bekao, Ciko ile biz gidiyoruz. Bonucci'yi ne diyorsun? Bonucci her zaman sigorta. Dur orada. Hepsinin şeyi, abisi. Ama işte Çağlar yerli rotasyonunda, yani biliyorsun kural var ya, ondan dolayı alındı. Ama geldi. Şimdi kendini Ciku'nun yerine koy Serhan. Geldi Çağlar 11'de başladı. Hadi Ciku sakatlı şuydu buydu, onu anlıyorum. Kendini kötü hissedersin. Ki Ciku çok iyi oyunlar sergiledi. Şey oyunda da ayakta kalan belki Fenerbahçe'nin tek oyuncusuydu. Rövanş, Avrupa Kupası rövanşında. Bazen çokluk beklenen yararı vermekten çok zarar verir takıma. Çağlar kötü oyuncu mu? Yok. Kimin haddine Çağlar'a kötü oyuncu demek? Çok iyi oyuncu. Ama senin elinde zaten orada bir sürü iyi oyuncu var. Sakatlar vardı. İşte garanti olsun diye alındı. Hadi ona bir şey demiyorum. Olabilir. Alırsın. Çağlar da uygundu. Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için oynayabileceği bir takım aradı. Eyvallah. Ama sen çok şöyle anlaşılıyor Serhan. Sanki Çağlar'a ilk 11 garantisi verilmiş gibi. O duygu kötü. Öyle bir şey olduğunu Fenerbahçe'de kimse itiraf etmez zaten. Öyle bir şey demezler. Ama dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Şimdi Bekao da iyileşti. Ben Bekao, Ciku tandemini yakında yine göreceğimizi düşünüyorum. Ama şu haliyle de bu tandem de başarılı Fenerbahçe'de. Çünkü solda Ferdi var. Sağda atletik bir oyuncu Osayi var. Uçuşları meşhur. Yani Fenerbahçe'nin arka tarafı iyi bir kaleci var. Kötü şanssız goller yiyor. O da şanssız kaleci yani. Hani Coşkun Özer'in bir lafı vardır ya. Top seni sevecek. Yani bir oyuncuyu top sevecek. Livakovic için o ilişkisi, topla sevgi ilişkisini henüz kuramamış çocuk olmadı. Golle eriyor. Kötü bir kaleci olmadı halde. Sanki kötüymüş gibi bir izlenim bırakıyor bazı futbol severler üzerinde. Ama ez cümle kadrolar üzerinden bakıldığında Fenerbahçe'nin işte güçlü ön tarafı, güçlü defans hattı, orta sahasında çok kaliteli oyuncular var. Bana göre İrfan Can Fenerbahçe için olmazsa olmaz tek oyuncu İrfan Can. Çünkü vücut diliyle ilgili tribünlere verdiği mesajlar falan böyle İrfan Can'ın işte okullarda ideal olarak gösterecek bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Ama İrfan Can çok yetenekli ve satranç kafası var İrfan Can'da. Birkaç hamlelik sonrasını hedefleyen, planlayan oyunlar kuruyor İrfan Can. Yani Fenerbahçe'nin oyun aklı İrfan Can. O kadar yetenekli adamı Tadiç ve Ceko olmasına rağmen onları da oynatan İrfan Can. Yani Tadiç orada bağımsız bir bölge kurmuş gibi. Kendi oyununu oynuyor ama onun o oyununa işlerini kazandıran da İrfan Can'ın sağda ve ortada sahaya koyduğu akıl. O yüzden İrfan Can'ın ilk 11'de başlamasını bekliyoruz zaten. İrfan Can'lı Fenerbahçe kendi istediklerini yapacaktır. Trabzonspor'un yapmak istediklerine ne kadar engel olabileceklerse o kadar istedikleri skora yakın olacaklar. Peki şimdi hakemi de biraz konuşalım. Halil Umut Meler bu mücadeleyi yönetecek. Kariyerinin 3. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması. Gelin bir karnesine bakalım.